Kardeşim de geldi güzel. Ya malum arkadaşlar, yağışlar bugün değil, cumartesi başladı. Kocaeli ilçemizde özellikle iki mahallemizi yoğun şekilde etkilemişti. Orada çalışmalar devam ediyor. Hem ilk günden itibaren vatandaşlara, mahsur kalan vatandaşlara tahliye etme çalışmaları yapılmıştı. Akabinde hasar tespiti ve diğer zararları giderme çalışmaları devam ediyordu. Bugün de dün geceden itibaren özellikle Akyazı bölgemizde, Hendek bölgemizde yoğun bir yağış aldı. Yağışlar da gördüğünüz gibi devam ediyor. Şu anda Akyazı ilçemizdeyiz. Burada bütün hemen bütün mahallelerimizi etkileyen bir yağış söz konusu. Bir vatandaşımız, Sami Özkul adlı vatandaşımız, 78 yaşında. Onun kayıp ihbarı geldi. Muhtemelen sele kapıldığını değerlendiriyoruz. Onu arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Onun dışında bir yaralımız, bir can kaybımız çok şükür yok. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Akyazı Belediye Başkanımız burada. Sasi Yaya Müdürümüz burada, Besey Yaya Müdür Yardımcımız, Bölge Müdürümüz, Kaymakamımız. Bütün ekipler burada sahadalar, yoğun bir çalışma yapıyorlar. Biz tabii önceden meteoroloji uyarı yaptığı için bütün ekipleri ilçelerimizde konuşlandırmıştık. Hem AFAD hem diğer ekiplerimizi, ilgili birimlerimizi. Onlar da yoğun bir çalışma yapıyorlar. Öncelik tabii mahsur kalan vatandaş varsa onların tahliye edilmesi. Ki cumartesiden beri 100'ü aşkın vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Öncelikle onların tahliye edilmesi, can güvenliği, akabinde de diğer selim verdiği zararların giderilmesi, hasar tespiti yapılması, o çalışmalar yapılıyor. Şu ana kadar arkadaşların yapmış olduğu tespitlerde 186 evin az hasarlı olduğu, zarar gördü eşyaların ve benzeri zararların oluştuğu noktasında, hem iş yeri hem de evlerde hasar oluştuğu noktasında tespitler yapıldı. Bu tespitler tabii devam edecek, yani yağışlar devam ettiği için, bazı bölgelerde sel devam ettiği için bu çalışmalarımız da devam edecek. Ve inşallah zararlarda belediyelerimiz, bizler, devletimiz eliyle giderilmiş olacak. Hem vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz sürekli sahadayız. Hem bizler, hem belediye başkanlarımız, hem bütün ekiplerimiz yoğun, güzel bir çalışma yapıyorlar. Hem belediyelerimiz, hem de bütün kamu kaynaklarımız, hem buradan ekiplerimiz, hem de Ankara'dan destek alıyoruz, çevre illerden destek alıyoruz. Yoğun bir çalışma yapılıyor. İnşallah yani daha beteriyle karşılaşmayız. Tabii tesellimiz, temennimiz can kaybı olmaması, en büyük çabamız da o yönde. Ama dediğim gibi yağış da devam ediyor. Bu gece 12'ye kadar da yoğun yağış, meteorolojinin yaptığı uyarıya göre bu bölgemizde devam edeceği şeklinde sahadayız. İnşallah dediğim gibi daha kötü bir tabloyla karşılaşmadan bu afeti atlatmış olduk. Yani bugün belediye başkanımız yaşlı bir teyzemizi mesela tahliye etti. Bazen mahsur kalma olayları oluyor.
Ama önceden de uyarıları yaptığımız için yani vatandaşımız da tedbirli. Çok şükür yani ta cumartesiden beri dediğim gibi yağışlar devam ediyor. Ama öyle bir durumla karşılaşmadık. 110'a yakın vatandaşımız dediğim gibi yani mahsur kalan vatandaşımızı gerek botlarla gerek diğer imkanlarımızla tahliye ettik. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Arkadaşlar şu anda kapalı bildiğim kadarıyla yolumuz yok. Yani herhangi bir ulaşım sorunumuz yok. Şurada sadece gördüğünüz gibi arkada Mudurun Çay üzerinde 5 mahallemizi ilçeye bağlayan yol köprü tahrip olduğu için tabii etkilendiği için orada bir sıkıntı var ama tahliye yolumuz var yani alternatif yolumuz var. Oradan ulaşım sağlanıyor. Yani şu anda ulaşamadığımız, gidemediğimiz veya kapalı diyebileceğimiz bir yolumuz yok. Bütün hemen mahallelerimizde gezdik. Yine gezmeye devam edeceğiz. Yani sorunu yerinde de görmüş olacağız ama şu ana kadar aldığımız öyle bir bize ulaşan bir bilgi yok. Bütün yolların da açık olduğunun teyidini aldık. Ben tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Sabah saat 9 sıralarında kayıp ihbarı geldi. Kendisi yaşlı vatandaşımız evden çıkıp dere kenarında yatan direği onarmak için kendisi çıkmış oraya. Ondan sonra yani tabii ihbar geldi kaybolduğu şeklinde. Şu anda afet ekiplerimiz, diğer ekiplerimiz arama tarama çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu ana kadar bulunmuş değil. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok geçmiş olsun. Ben temennilerimi iletirim. Sağ olun.